2 akşam bülteninden hepinize merhabalar sayın seyirciler. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz bültenimizle karşınızdayız. Ben Tülay Ünlü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla bayramlaştı. Erdoğan cuma namazı çıkışında da gazetecilerle sohbet etti. Bu sohbette dikkat çekense Cumhurbaşkanı'nın bir muhabire Karadenizli misin sorusu oldu. Bu soruya yanıt veren muhabir nereden anladınız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa Cumhurbaşkanıyım ben, sıradan biri değilim, bilirim karşılığını verdi. Bu sempatik konuşmanın muhataplarından CNN Türk'ün Cumhurbaşkanı muhabiri Zeynep Kara Mustafa Ordulu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazı çıkışında kendisini takip eden gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın mensuplarının buluştuğu o anlarda objektiflere de öyle bir görüntü takıldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan orduluyu gözünden tanır dedirtti. CNN Türk'ün Cumhurbaşkanlığı muhabiri Zeynep Kara Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadenizli misin diye sordu. Kara Mustafa ise evet Ordu Fatsa Yalıköylüyüm nereden anladınız yanıtını verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanıyım ben sıradan biri değilim bilirim karşılığını verdi. Bu sempatik sohbet objektiflere de böyle yansıdı. Gazetecilerle fotoğraf çektiren ve bir süre sohbet eden Erdoğan camiden ayrılırken de vatandaşlarla konuştu. Tarabya Köşkü'ne giden Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda kendisine el sallayan vatandaşları görünce ise aracından indi, bir kafenin önünde vatandaşlarla sohbet etti. Müslümanlar özellikle Arakan'da yaşanan insanlık dramı nedeniyle bu Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı. Sadece Orta Doğu'da yaşananlar değil, Türkiye'de hain terör örgütleriyle mücadelede şehit düşen kahramanların da acısı çok taze. Kurban Bayramı arifesinde de yine acı haber Bingöl'den geldi. Bugünse o kahraman şehit ebediyete uğurlandı. Hain şer odaklarına en sert mesajsa Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sağ olun Sayın Bakanım. Üstelemeden çıkarım. Birinci bölük komutanım. Sağ olun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı. Soylu burada terörle mücadele hakkında açıklamalar yaptı ve terör örgütü PKK'ya sahip çıkanlara seslendi. Mübarek olsun arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Allah nice bayramlara. Dödeş bayramı verdim ben. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gazeteciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde. Kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Allah razı olsun. Sağ ol. Terör örgütünün yanına hiçbir şeyi bırakmıyoruz diyen Bakan Soylu, buradan Derecik'ten söylüyorum, yakındır tepenize bineceğiz. Korkunun ecele faydası yok dedi. Bu memleketin üzerinde hesabı olanlar Derecikleri, Dumlu Pınarları, Tendürekleri, Çanakkale'leri, Malazgirt'leri, Sarıkamış'ları onlar hesap etmiyorlar. Onlar zannediyorlar ki biz sadece bu toprakların üzerinde duruyoruz. Onlar zannediyorlar ki biz sabah kahvaltısını, öğlen yemeğini, sadece akşam yemeğini yiyoruz. Onlar zannediyorlar ki sabahleyin Bismillahirrahmanirrahim diyerek dükkanımızı açtığımızda aslında ellerimizle, gönlümüzle Allah'a yöneldiğimizi, her beş vakit ezanda, her beş vakit Allahu Ekber dediğinde bu ülkenin ve bu toprakların sahibinin sadece bu millet değil, inananlar ve Allah olduğunu ve bizim bundan taviz veremeyeceğimizi bilmiyorlar. Memleketin üzerinde hesabı olanların şehitler tepelerini, derecikleri, dumlu pınarları, tendürekleri, çanakkaleleri, malazgirtleri, sarıkamışları hesap etmediğini vurgulayan Soylu, insan hakları savunucuları PKK'nın taşeronu haline gelmiştir diyerek de gönderme yaptı. Türkiye'de bir takım insan hakları savunucuları PKK'nın taşeronu haline gelmişler. Buradan bu şehitlikten, Derecik'ten söylüyorum. En ufak bir eksiklik veya eksiklik olmasa da tezvilat, yalan, iftirayı
gerçekmiş gibi anlatmaya çalışan sözde insan hakları savunucuları. Bu ülkede öğretmen şehit ediliyor, sesiniz çıkmıyor. Bu ülkede doktor şehit ediliyor, sesiniz çıkmıyor. Bu ülkede hemşire tehdit ediliyor, sesiniz çıkmıyor. Bu ülkede masum insanlar, evet masum canlar katlediliyor, sesiniz çıkmıyor. İnsanlar çalışmaya geliyorlar, sesiniz çıkmıyor. Sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden PKK taşeronluğuna soyulanlar, sizlere sesleniyorum. Bir tükürük kadar ancak canınız var, bir tükürük kadar. Bu milletin tükürüğü kadar. Türkiye'nin büyümesini engellemeye çalışanların bunu başaramadığının altını çizen Bakan Soylu, etrafımızı, Suriye'yi, Irak'ı, her tarafı ateş çemberine çevirdiler. Türkiye'yi etkileriz dediler ama ona da muvaffak olamadılar, başaramadılar. Bizi yolumuzdan çeviremediler, dertleri bu dedi. Bilmenizi istiyorum ki bu coğrafya bölgenin en cazibeli coğrafyası haline gelecek. Hiç merak etmeyin. Biz, evet, biri olmaktan vazgeçmediğimiz sürece yolumuz ve istikametimiz doğrudur. Sırat-ı müstakimdir. Biz oradan ayrılmayacağız. O istikamette devam edeceğiz. Biz ne zor bir millet değiliz. Ve bugün ilk kez bir bayram kutlamıyoruz. Bu topraklarda yüzyıllardır bayram kutlanıyor. Kurban Bayramı kutlanıyor. Bugün Edirne'den, bugün Sinop'tan, bugün Hatay'dan, bugün Derece'ye kadar bu sabah tekbirlerle, Allah'a hamdolsun ki kurban kanlarıyla, evet, yeniden haşrolan, yeniden imanımızı, yeniden inancımızı hep birlikte kucakladığımız, tekbirlerle beraber kucakladığımız bir Kurban Bayramı'nı bugün eda ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, yani yarın, Ordu Valiliği tarafından kent bayramlaşması yapılacak. Ordu Valisi Settar Yavuz önderliğinde gerçekleştirilecek kent bayramlaşması yarın saat 12.30'da başlayacak. Ordu Valisi Settar Yavuz, öğretmen evinde düzenlenecek halk bayramlaşmasına herkesi davet etti. Kıymetli ordulu kardeşlerim, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği mübarek bir Kurban Bayramı'nı daha idrak ediyoruz. Ordu Valiliği tarafından düzenlenecek olan kent bayramlaşması yarın saat 12.30'da başlayacak. Her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı ve paylaşıldığı bu günlerde dost ve akrabalarımızla birlikte bir kez daha buluşmanın, muhtaç ve kimsesizlerin yanında bulunmanın öneminin daha da arttığı mübarek bir gündeyiz. Bayramlaşma programı ilk olarak Ahmet Cemal Maden Huzur Evi'nde gerçekleştirilecek, ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilecek. Ziyaretlerin ardından Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan öğretmen evi bahçesinde ise halk bayramlaşması yapılacak. Halk bayramlaşmasının ardından şehit aileleri ziyaret edilerek program sonlandırılacak. Ordu Valisi Settar Yavuz herkesin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirterek önemli bir de mesaj verdi. Vali Settar Yavuz, yola çıkacak vatandaşların frene değil kurala güvenmesi gerektiğini önemli kaydetti. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı rahat, güvenli ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirler valimizce alınmış bulunmaktadır. Sağlık, esenlik içerisinde nice bayramlara ulaşmanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle yola çıkacak vatandaşlarımıza frene değil trafik kurallarına güvenin sloganını bir kez daha hatırlatıyor ve sevdiklerimizle sağlıkla buluşmayı diliyorum. Vali Yavuz, yarın saat 14'te öğretmen evinde düzenlenecek olan halk bayramlaşmasına ise herkesi davet etti. Tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum. Ayrıca bayramın ikinci günü 2 Eylül Cumartesi saat 14'te öğretmen evinde valimizin ev sahipliğinde belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın katılımıyla mutluluğumuzu, sevincimizi paylaşmak istiyoruz. Bayram sevincini paylaşmak üzere Cumartesi günü saat 14'te.
İslam dünyası için önemli olan iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Sabahın ilk saatlerinde bayram namazı için camilere giden Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından kurbanlık hayvanlarının kesim işlemine başladı. Kurban kesim mesaisinin başladığı alanlardan biri de Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı oldu. Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, herkesin birbirini sevgiyle kucaklayarak iyiliklere, güzelliklere, hayırlara yaklaşmak için önemli fırsatlardandır. Bu bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı oldu. İslam dünyasının iki önemli bayramından biri olan Kurban Bayramı'nı bugünlerde idrak ediyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü, kurbanlıklarını alan vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurbanlık alanlarında kurbanlarını kesiyorlar. Bayram namazını kılan vatandaşlar kurban kesim alanı da olan hayvan pazarının yolunu tuttu. Kurbanlıklar kesildi, hisseler bölüşüldü. Kurbanlık görevini yerine getiren vatandaşların tek isteği ise dünya barışı oldu. Bizim dini vecibelerimizden biri. Tabii ki gereğini yapmak gerekir ama durumu iyi olan kesmesi lazım. Durumu iyi olmayan da artık ne yapacak? Allah için dua edecek. Biz de kestik. Allah inşallah seneye de nasip eder. Arakan için buradan dualarımızı eksik etmiyoruz. Arakan için işte Allah yardımcıları olsun. İşte elimizden bir şey gelmiyor ama ülke olarak gereğini yapacağız herhalde. Herkesin vakti olan kesmesini isterim. Yani fakir fukaraya dağıtmalarını isterim. Herkesin Kurban Bayramı'nı candan kutluyorum. Sağlık, sıhhat, sevgi dolu olmasını istiyorum herkesin. Bu dini inançlarımız gereği. İşte kurbanımızı kestik Allah'ıma çok şükür. Yani herkese bayramımız kutlarım. Hani şu anda iyi geçiyor bayram. Yalnız işte dünyada Müslüman kardeşlere şey yapılıyor. Yani bir sıkıntımız onlar var yani. Yoksa başka bir sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Müslüman alemine bayramını kutlarız yani. Müslüman alemine. Ya bu İstanbul'dan geldik işte kurbanımızı keseceğiz. Yarın akşam da Allah izin verirse İstanbul'a geri döneceğiz. Kurban Bayramı için mi geldiniz? Evet, Kurban Bayramı için geldik, fındık için geldik. Allah kabul etsin. Cümle. Kurban Bayramı'nın birinci günüyle birlikte kurban kesimleri başlarken bir yandan da kurban satışları devam ediyor. Ancak fındığa bağlı olan Ordu ekonomisi, fındık fiyatlarının istenilen seviyede olmaması kurban alımını da düşürdü. Kurban sahipleri ise bu yıl oldukça dertli. Kurban Bayramı'nın birinci günü itibariyle kurban kesimleri başladı. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar kurban kesimi devam ediyor. Henüz kurbanını alamayan vatandaşlar için de Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarından kurban satışları devam ediyor. Kurbanlık sahipleri içinse bu yıl hiç de beklenildiği gibi geçmedi. Hayvan sahipleri fındık fiyatlarındaki yaşanan düşüş ve ithaliyetin yerli hayvan alımını azalttığı görüşünde. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban kesimleri başladı. Bir yandan da kurban satışları da Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında devam ediyor. Ancak kurbanlık satışları bu yıl istenilen seviyede olmadı. Çok parlak değil kurban satışları bu yıl. Geçen sene nasıldı peki? Geçen sene iyiydi. Fındık fiyatlarıyla çok alakalı bir durum var. Fındık para etmeyince bizim hayvanlarımız da para etmiyor. Saman 1000 lira oldu. Yemler pahalı ama bizim hayvanlarımız aynı. Fındık aynen yerinde saydığı için... Yani hayvanlarımız para etmiyor. Satışlar orta. Bu yıl pek istenilen gibi olmadı mı? Kesinlikle. Peki neden olmadı bu yıl? Fındık da para etmedi galiba. Fındık para etmedi. Devlet destek verdi bu mala. Peşinden ithal malı sürdü Türkiye'ye. Daha nasıl para etsin bu mal? Millet fındık da toplayamadılar. Fındık para etmedi. Evet. İthal et girdiğinden dolayı kurbanlık da para etmiyor. Müşteri de az. Peki geçen yılla kıyaslarsak geçen yıl daha iyiydi bana sorarsın. Hmm. Tam şu an Karadeniz'in fındığı para etmedi dolayısıyla kurban kesen az. Malları ucuz. Milletimiz para yok. Satışlar abi. Abi satış yok ki millette para yok. Hmm. Neyle alacak millet? Her şey yemi pahalı, küsbesi pahalı.
samanı pahalı. Fındık para etmiyor. Her şey katı katına. İşçi parası, patos parası fazla. Her şey, yemeğler yükseliyor. Yiyecekler yükseliyor. Ama milletin üreticinin malı elinde patlıyor. Adı falan var mı? Bu hayvan canlı 900 kilo halinde. 2 seneden beri bakıyorum. Şu anda satamıyorum. Peki bu yıl biraz sıkıntı var galiba. Satışlar şimdi nasıl? Biraz değil, çok sıkıntı var. Para yok. Fındık para etmiyor. Vatandaşta para yok. Bunun için biz de satamıyoruz ve mağduruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında hayvanlarını satmaya çalışan vatandaşların diğer bir sıkıntısı ise hayvan pazarının olumsuz koşulları oldu. Hayvan sahipleri çamur deryası içinde kurbanlık satışı yapmaya çalışıyor. İki arabayı buraya çakıl geçtiler. Oğlum bak malların altına ben evden kapsül gettim. Çamurdan kapsül gettim. Toz döktüm yine şey yok. Ha, dökseye vatandaşlar 12 mal ya 15 alsın. Hiç sıkıntı değil. Malın rahat etsin. Ordu hayvan pazarında biz şunu istiyoruz yani çiftçi olarak yani hayvanlar için. Şimdi bu ordunda hayvanlı çadır olsa, hepsinin üstü yapılı olsa biz şeyini ödesek yani üstü deve tren yapılmış olsa daha memnun oluruz. Şimdi hayvanları bağlıyoruz. Hayvanlar ıslakta kalıyor. Yani perişan oluyoruz yani. Biz de perişan oluyoruz hayvanlar. Hayvanlar üstü en azından örtük olsa şöyle bir şey yapılsa çok bundan çok memnun oluruz. Ya. Yani şurası hijyen hiç yok. Hayvanlarımız, bu hayvanlar çok çabuk hasta olan bir hayvan. Bu durumdaki bir hayvan pazarından kesinlikle ben üretici olarak kesinlikle memnun değilim, istemiyorum. Ve yapmayacağım daha. Bak görüyorsun şu hayvanları biz besledik. Baktık, pazara getirdik. 4 gündür burada bu hayvanlar. 4 gündür buradayız. Ama hiç hijyen diye bir şey yok. Etimiz, hayvanımız hijyen olmadığı yerde bizde de hijyen olmaz. İslam dünyası birlik, beraberlik ve yardımlaşma bayramı olan Kurban Bayramı'nı kutluyor. Bayramın birinci günüyle birlikte şehirde hem yerel idareler hem de ordu emniyeti gerekli tüm tedbirleri aldı. Özellikle yoğunlaşacak trafiğe karşı ekipler 7/24 mesai veriyor. Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte aile ziyaretleri için vatandaşlar trafikteki yerlerini aldı. Bayramın hüzne dönüşmemesi için ortada emniyet güçleri önemli geçiş noktalarındaki uygulamalarına devam ediyor. Ordu merkezi girişinde, çıkışında ve Ulubey yolunda bulunan trafik kontrol noktalarında bayramın birinci gününde trafik kontrolleri vardı. İyi bayram dilekleriyle kontroller gerçekleştiren emniyet güçleri sürücülere bayram trafiği hakkında da uyarılarda bulundu. Ordu'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar bayram namazı sonrasında kurbanlarını kesmeye başladı ancak sadece kurban kesmekle kalmadılar, kendilerini de yaraladılar. Ordu'da kurban kesimi sırasında 11 kişi yaralandı. Ordu'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kendini kesen 11 kişi yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kurban Bayramı'nın birinci gününde il genelinde 9 ilçede mezbahalarda ve belediyeler tarafından belirlenen kesim alanlarında vatandaşlar kurbanlarını kesti. Altınordu ilçesi Eskipazar'da ise vatandaşlar serbest kesim alanında hem kurbanlık hayvanlarını satarken hem de kendi kurbanlarını kesti. İl genelinde kurban kesim yerlerinde kurban keserken el, kol ve ayaklardan kesi sonucu hafif şekilde yaralanan 11 kişi kendi özel araçlarıyla merkez ve ilçelerdeki hastane acil servisleriyle sağlık kuruluşlarına başvurarak ayakta tedavi oldu. Karadeniz'in engebeli arazisinde fındık toplamanın zorluğunu hepimiz biliriz. Giresunlu makine ustası Halil Kuşdemir zorlu araziye uygun fındık toplama makinesi tasarladı. Giresunlu makine ustası Halil Kuşdemir fındık tarımında yüksek işçilik maliyetini azaltmak amacıyla kentin zorlu arazi yapısında kullanıma uygun fındık toplama makinesi tasarladı. İlkokul mezunu olan ve 30 yıldır makine imalatıyla uğraşan Kuşdemir, bahçesindeki fındıkları daha az işçilik maliyetiyle toplamanın yollarını ararken bir makine tasarlamaya karar verdi.
Piyasadaki fındık toplama makinelerinin ağır oluşu ve Giresun'un engebeli arazi yapısında kullanıma uygun olmamasından hareketle yaptığı tasarımı torna tesviye öğretmeni bir arkadaşına çizdirdi. Birkaç denemenin ardından elektrik süpürgesi mantığıyla çalışan 50 kilogram ağırlığında benzinli bir makine üretti. Makine ustası Halil Kuşdemir yaptığı açıklamada tasarladığı makine hakkında açıklama yaptı. Makinenin imalat fikri kavurma makinelerinin fanından dolayı orada gözüme ilişiyordu. Artı orada esinlenerek fandan dolayı motor takıp oradan bir tane ufak bir makine yapıp deneyip denedikten sonra olduğunu gördükten sonra bu makineyi imal ettik. Makinenin özellikleri saatte 2 çuval fındık toplayıp yakıtı 8 çuvalda 1-2 litre benzin yakması. Halil Kuşdemir 50 kilogram ağırlığında tasarladığı makinenin elektrik süpürgesi mantığında çalıştığına vurgu yaptı. Karadeniz'in 150-160 arazisinde fındık toplayabilirsiniz. 50-55 kilogramın ağırlığı vardır. Gördüğünüz gibi el arabası gibi tekerlerin üzerinde yürütmektedir. Çuvalda takıyorsunuz. 2 kişi dinlenerek topluyorsunuz. Çuvalla beraber 2 kişi dinlenerek fındık topluyorsunuz. Ben bir fabrikada kaynakçı olarak işe başladım. Bir makine fabrikasına başladım. Onu esinlendim. Pazarlamada falan çalıştım. Makine falan satmak için. Orada çalıştım. Tabii gördük, yakıştırdık. Hepsini de yaptık o şekilde. Bu makineyi imal ettik. Makineyi daha da hafifletmek istediğini belirten Halil Kuşdemir, 10 işçinin yaptığı işi tasarladığı makineyle yapabildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Giresun Milletvekili Nurettin Canikli 1170 rakımlı Gömeç Üst Bölgesi'nde Mehmetçik'le bayram namazı kıldı. Geceyi 23. Tümen Komutanlığı'nda geçiren Canikli, Mehmetçik'le bayramlaştı, askeri birliklerde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Canikli ile telefonda görüşerek askerlerin bayramını kutladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli 1990 rakımlı Namazdağ Üst Bölgesi'nde terörle mücadele operasyonları kapsamında fırtına obüsleriyle yapılan top atışlarına takip etti. Şırnak'ta askeri birliklerdeki incelemelerini sürdüren Canikli, Görmeç Üst Bölgesi'ndeki Mehmetçik'le bayramlaştı. Anneciğim nasılsın? İyiyim anneciğim, sen nasılsın? İyiyim, ben de bayramın mübarek olsun. Senin de. Öte yandan Bakan Canikli Görmeç Üst Bölgesi'ndeki ziyareti sırasında bazı askerleri aileleriyle görüştürdü. Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Ben Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı. Gençlerimizle, kahramanlarımızla beraber kahvaltı yapıyoruz şu anda Üst Bölgesi'nde. Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Sesinizi duymak ben güzel. Beraber. Sağ olun. Beraberiz. Şu anda beraber kahvaltı yaptık. Sağ olun. Sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Telefonundan aradığı askerlerin yakınlarıyla kendisi de konuşan Canikli, onların Kurban Bayramı'nı kutladı. Asker yakınları Canikli'nin sesini duyduktan sonra kısa süreli şaşkınlık yaşarken, askerlerden Mehmet Akif Abdioğlu'nun ağabeyi şakım ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Beraberiz şu anda. Mehmet Akif'le beraberiz. Üst bölgesindeyiz. Alo. Alo. Duydun mu hemşerim? Yok şaka değil, şaka değil, doğru. Sesimi tanırsın herhalde yani. Sayın Bakanım, bayramınızdan mübarek olsun. Allah razı olsun, sizin de bayramınız mübarek olsun. Benim de kökenim Espiye. Allah razı olsun. Benim kökenim Espiye, Akkaya köyündenim ben. Esas dedelerim oradan geçmiş Alucu'ya. Espiye, Akkaya köyünden benim kökenlerimden. Nasılsın hemşerim, iyi misin? Allah razı olsun. Bak Mehmet Akif'le beraberiz. O da maşallah dimdik. Vatanı burada bekliyor bütün arkadaşlarıyla beraber. Kahramanca. Gurur duyuyoruz. Mehmet Akif'le bütün arkadaşlarıyla gurur duyuyoruz. Milletimizin gururu. Sağ olun Sayın Bakanım. Çok yiğit bir kardeşim var. Bütün bizim Türk milletinin bütün evlatları öyledir. Mehmet Akif de öyle. SP'de ne var mı yok? Yağmur var mı? Yağmur onu da soralım. Biraz sonra geçeceğiz. Biraz... Öyle mi? Ha, hayırlısı olsun bakalım. Fındıklar da tam kuruma zamanı biraz şey olacak. Etkileyecek. Fındıkları topladınız mı? Fındıklara biz yüksekte olduğu için... Ha daha var. O yüzden yeni başladık.
başardık diyeyim ben sana yani. İyi, hayırlısı olsun bakalım. Hemşerim bizden bir isteğin var mı? Allah'a emanet. Bayram mübarek olsun. Selam söyleyin. Canikli'ye ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da eşlik etti. Aleyküm selam, baş üstüne. Efendim Veli Paşa'm da isterseniz seslensin yanımda. Veli Paşa'm, Veli Tarakçı, Tümgeneral 23. Tümen Komutanımız Veli Tarakçı Paşa'mız Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bayramınızı hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin emrinde 24 saat bu vatanın topraklarını beklemeye devam edeceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın, gözümüz arkada kalmasın herhalde. Sağ olun. Nice bayramlara bütün Erbay, bütün Dubai kardeşlerimle beraber inşallah bu mücadele zaferlerle dolu olsun. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın seyirciler, denk gelmişsinizdir. Yılanları öldürenler sosyal medyada görsellerini paylaşıyor. Son zamanlarda önümüze sık çıkan bu görsellerle ilgili Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy açıklamalarda bulundu. Yılanların katiyen öldürülmemesi gerektiğini vurgulayan Şensoy, her bir canlının doğada görevleri olduğunu vurguladı. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde çokça görüyoruz bölgemizde ne kadar yılan öldürüldüğünü. Yani üreticiler hayvanları öldürüp resimlerini çekip sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyorlar. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Son zamanlarda tarımsal bölgelerin yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinde öldürülen yılanlar sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy ise TV52 habere yaptığı açıklamalarda yılan popülasyonu artmış olabilir ancak her bir canlının doğada bir mesajı vardır ifadelerini kullandı. Yılan popülasyonu biraz artmış olabilir ama şu var, bizde genelde coğrafyamızda kör yılan dediğimiz aslında yılan da olmayan ayaksız kertenkeledir, zehirsizdir. Bölgemizde zehirli olan yılan türü engerektir. Tabii ki onun önlemini alırsınız. Biz tıp adamı değiliz, o konuya ben girmiyorum. Ama her bir canlının doğada bir mesajı vardır, bir esprisi vardır, görevi vardır. Yılanın da toprağın altında toprak işlemesi, havalandırması gibi bir görevi vardır ve ekolojik bir zincir, ekolojik bir dengedir. Haluk Şensoy, yılanların öldürüldüğü takdirde ekolojik dengenin bozulacağını, köstebek ve farelerin sayısında artış yaşanacağını vurguladı. Şimdi biz yılanları, popülasyonunu düşürmek için kimyasal zehirleri kullandığımızda veya öldürdüğümüzde bir şekilde bu defa da belli bir süre sonra köstebek veya tarla fareleri sayısı artacak. O zaman ne yapacağız? Yani her şeyi bir denge içerisinde götürmemiz gerekiyor. Zaten ben coğrafyamızda yılan sokmasından ölen bir üretici diye bir haber ben okumadım, duymadım. Bunun için biz yaşadığımız yeri, mesela evimizin yakınını biz koruma altına almış alabiliriz. İşte toz kükürtümüz, katran kullanabiliriz veya şöyle bir karışım da var. Mazota belli bir nebze naftalin ve kükürt konularak karıştırılır ve ondan sonra bu bir şerit halinde hangi coğrafyaya girmesini istemiyorsanız o bir şerit çekersiniz. O yılanlarımız oradan içeri girmezler. Yani öldürmeye hiç gerek yok. Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde uluslararası piyasalarda dolar yılın en düşük seviyesini gördü. Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde uluslararası piyasalarda dolar TL, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerinden kötü gelmesinin ardından 3.4175'e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos tarım dışı istihdam verisi 156 bin artarak beklentilerden kötü geldi. Ağustos'ta işsizlik oranı %4.4 seviyesinde gerçekleşerek Temmuz ayına göre 0.1 puan artarken saatlik ücretlerde aylık %0.1, yıllık %2.5 artışla beklentileri karşılayamadı. Beklentilerin altında gelen verilerin ardından dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak dolar TL 3.44 seviyelerinden 3.4175'e gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü.
Kuzköy Dernek Başkanı Eyüp Pişkin ve mahalle muhtarı Adem Emiroğlu herkesin bayramını kutladı. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı mesajları da artmaya başladı. Ordu'nun Kabataşı ilçesinde bulunan Kuzköy Dernek Başkanı Eyüp Pişkin ve mahalle muhtarı Adem Emiroğlu tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramını kutlar, Kurban Bayramı'nı, kurbanlarını hayırlarıyla kesmelerini, Allah'tan güzel ve kabullerini olmasını dilerim. Bütün herkesin bayramı kutlar. Ben de aynı, tüm halkın Kurban Bayramı'nı kutlar, tüm millete. Kurban Bayramı için İslam alemine hayırlı ve silah olmasını diler. Daha nice bayramların cümlesine nasip etsin Cenab-ı Allah. Herkese tebrik ederim bayramı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Birazdan spor bültenini ardından yol durumunu izleyebilirsiniz. Hayırlı bayramlar. Ligin ilk haftasında Gölcük Spor deplasmanından bir puanla dönen Yeni Ordu Spor'da Başkan Yardımcısı Ertan Bakır, Gölcük Spor deplasmanında oynanan oyundan memnun kaldıklarını ve Tire 1922 Spor müsabakasıyla erteledikleri 3 puana ulaşacaklarını söyledi. 3 günlük bayram izni ayrılan Yeni Ordu Spor'da Başkan Yardımcısı Ertan Bakır takımdan umutlu. Gölcük Spor deplasmanında skor olarak istenileni veremeseler de oynanan oyundan umutlu olduğunu söyleyen Bakır, takımda ufak bir uyum sorunu olduğunu, onu da önlerindeki Tire 1922 spor müsabakasıyla halledeceklerini söyledi. Bu sene yeni kurulan bir ekip olduklarını ifade eden Bakır, futbolcu arkadaşlarımızın tamamı dışarıdan transfer olarak geldiler. Bu nedenle yeni kurulan ekiplerde uyum sorunu oluyor. Bunu kısa zamanda çözüp lige istediğimiz şekilde başlamayı düşünüyoruz açıklamasını yaptı. Tire 1922 sporun bu sene iyi bir takım yaptığını söyleyen Bakır, onlar da ilk hafta berabere kaldı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim ligdeki ilk iç saha maçımız olacak ve taraftarla ilk kez buluşacağız. Bu yüzden Tire maçı bizim için çok önemli. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Onlara güzel bir futbol zevki yaşatacağımızdan emin olabilirler açıklamasını yaptı. Sezon hazırlıklarına bayram arası veren Ordu Spor, bayramdan sonra Afyon'a yola çıkacak. 5 Eylül'de Afyon'da kampa girecek olan Mor Beyazlı Kulüp, Afyon'da 5 hazırlık maçı yapacak. Afyon kampının takım için önemli olacağını söyleyen antrenör Zafer Öztürk, antrenman anlamında eksiklerinin olmadığını, maç eksiklerinin olduğunu ve takımı da o hazırlık maçlarına göre şekillendireceğini söyledi. Ayın 5'inde de bir Afyon kampımız olacak. Afyon kampında sadece çalışmalarımız hazırlık maçları üzerine yoğunlaşacak. Çünkü İtman olarak eksiğimiz yok ama maç kondisyonu olarak eksiğimiz çok. Müsabaka oynamamız lazım. Takımı daha iyi görmemiz lazım. Şimdi bazen antrenmanda iyi gördüğümüzü müsabaka esnasında daha kötü performans sergileyebilir. Önemli olan maç kondisyonunu da iyileştirip aklımızda olan 4 veya 5 tane hazır maçı oynamak istiyoruz Afyon kampında. Ligin ilk haftasında karşılaşacakları Ünye 1957 spor müsabakasını da değerlendiren Öztürk, Ünye deplasmanı zor olabilir ama biz yeni bir takımız ve gücümüzü kimse bilmiyor. Herkes bu sene beklentilerin üzerinde bir Ordu Spor izleyecek açıklamasını yaptı. Şimdi ben size sorsam favori kim deseniz, desem size. Herkesin beklentisi şu anda favori Ünye diyebilir. Ama her zaman artı bir avantajla başlayan bir Ordu Spor'un ismi var. Biz bu Ordu Spor'un gücünü, ismini, bu armasını, logosunu sahaya yansıtarak biraz da mücadele ederekten tabii ki orada derbidir. Ünye'de kazanmak isteyecek. Ünye'nin de avantajı daha çok. %50 bir avantajla oynayacak. Kendi sahası ve seyircisi önünde. Ama biz Ordu Spor olduğumuzu unutmayalım. Bu takım ikinci amatör küme takımı da olsa adı Ordu Spor. Efsane olmuş bir Ordu Spor takımı. 50 yıllık bir takım. Biz buna yakışır bir şekilde Ordu Spor'u temsil edeceğiz. Biz de sonuçta yeni bir takımız. Bizim şu anda ne olduğumuzu taraftarlar da merak ediyor. Tüm ordular merak ediyor. Ben şunu söyleyebilirim. Beklentinin üzerinde bir Ordu Spor izleyecekler bu sene. Düşüncem bu. Ben şuna inanıyorum. Eğer Ünye'den puanla dönersek içeride bulunacak maçı oynayacağız. Ben o seyircinin Ordu Spor'u yalnız bırakmayacağını düşünüyorum.
Tekerlekli sandalye basketbol 1. ligi ekiplerinden Altınordu Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Bayram izni ayrılan Pota'nın engelsizleri bu sezon hedefini yüksek tuttu. Deneyimli çalıştırıcı Cem Aslan'la sezonu hazırlanan Altınordu Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligin ilk haftasında Çanakkale Boğazgücü deplasmanına gidecek. Ligde bu sezon iddialı olduklarını söyleyen antrenör Cem Aslan, Çanakkale bu ligin yeni takımlarından nasıl bir takım oldukları hakkında bilgimiz net olarak yok. Ama bu sezon rakip ayırt etmeksizin her maçımıza galibiyet için çıkacağız. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Sezonu daha açmadık. Bayramdan sonra sezon açılışını gerçekleştirip yeni transferlerimizle birlikte bayramdan sonra hazırlıklarımıza başlamak istiyoruz açıklamasını yaptı. Öte yandan transfer çalışmalarında devam eden Altınordu Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk transferlerini gerçekleştirdi. Pota'nın engelsizleri Çarşamba Beks'ten Yağız Yetkin ile Emre Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Kabadüz Çarşamba İl Yolu'nun 43-53. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlemesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ordu-Ulu Bey-Gümüşköy yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ünye-Çaybaşı-Tekkiraz il yolunun 20-24. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlemesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Çarşamba Ayvacık il yolunun 6-7 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlemesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Çarşamba Ayvacık il yolu 05 ve Salıpazarı il yolu 016 arası toprak tesviye, sanat yapıları ve üst yapı ikbal inşaatı nedeniyle 5-6 kilometreleri arası ulaşım Ali Bey Mahallesi, Domurlu Mahallesi servis yolundan sağlanacaktır.